Simitlerimiz fırından çıktı. Arkadaşlar yakın çekim yapıyorum. Bunları da biraz daha büyük yaptım. Bayağı kıyır kıyır simitlerimiz oldu. Bakar mısınız? Şimdi yapılışına başlayalım. Kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar pastane simidi yapacağız. 125 gram yağımız var. Katı yağımız, tereyağı. Ama margarin de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağımız var. Bir tatlı kaşığı mahlebimiz var. Bir paket kabartma tozumuz var. Üç yemek kaşığı yoğurdumuz var. Şöyle dolu dolu. Bir tane yumurtamız var. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Arkadaşlar bunları şöyle bir yoğuralım elimizle. 5 su bardağı da unumuz var. Unu ölçülü şekilde dökeceğiz. Evet arkadaşlar, klasik su bardağı unumuz. Ölçülü koyarak hamurumuzu ile yapışmayan güzel bir hamur yapalım. Hamurumuzu toparlayalım. Hamurumuzu toparladık. Arkadaşlar şöyle elinize aldığınızda toparlanabiliyorsa tamamdır. Zaten 5 su bardağı undu. Eğer hani un kalitesi fark ediyor. Kuru olursa 1 yemek kaşığı yoğurt koyabilirsiniz. Su koymuyoruz. Hiç su girmedi bakın. Tam 5 su bardağı unumuzla hamurumuzu yoğurduk. Şimdi bir 15 dakika kadar dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz hamurumuzdan parçalar alıyoruz. Arkadaşlar simit yapıyoruz. Hepsini aynı ayarda yapmanız için şöyle parmağınıza dolayın. İster yumurta akına batırıp sulandırın. İsterseniz bir yemek kaşığı pekmezi sulandırarak yapabilirsiniz. Simitlerimiz istediğiniz ebatlarda yapın. Tekrar bir simit yapıyorum. Bakın. Şöyle parmağınıza doladığınızı susama buluyoruz. Bir de şu şekil yapabiliriz. Şöyle 8
Yine aynı. Böyle devam edeceğiz. Simitlerimizi arkadaşlar büyük yaptık, küçüklerini yaptık. İstediğiniz şekil yapabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirelim. Fırınınızı kendiniz ayarlayın. Her fırın farklı oluyor. Fırınımıza koyalım. Fırınımızın orta bölümünde simitlerimizi pişirelim. Simitlerimiz fırından çıktı. Arkadaşlar yakın çekim yapıyorum. Bunlar da büyük simitlerimiz. Bunlar da böyle kurabiye tarzı. Şöyle içerisine bakalım. Bakın arkadaşlar, bayağı bir güzel oldu.